Değerli basın mensupları, parti meclisi toplantımız devam ediyor. Parti meclisimizin gündeminde yine partimizin bazı yönetmelikleriyle ilgili değerlendirmeler vardı. Onun dışında tabii Türkiye'nin gündemi vardı. Türkiye'nin gündemi içinde de özellikle bu dün akşam Erdoğan ile Trump'ın yaptığı görüşme yer aldı. Biz bu ziyaret hakkındaki düşüncelerimizi ve endişelerimizi kamuoyuyla çok daha önceden paylaşmıştık. Bu ziyaretin hiçbir sorunu çözmeyen ve bir aile fotoğrafı verme amacıyla yapılması halinde bunun ülkemize hiçbir faydası olmayacağının da altını çizmiştik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize yönelik hakaretleri orta yerde dururken, bir özür dilenmeden Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gitmesini doğru bulmadığımızı ifade etmiştik. Maalesef bu hakaret dolu kağıt parçası hala orta yerde durmaktadır. Dün bu konuyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan bir özür veya bir pişmanlık ifadesi duymadık. Erdoğan ise bu müsveddeyi ve ekinde yer alan terörist mektubunu kendi ifadesiyle biraz da çok sakin bir, sessiz bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na takdim ettiğini söyledi. Eğer bu mektup iade edilmeyip takdim edilmişse milletimizin şan ve şerefi yeterince korunmamıştır. Hatta hiç korunmamıştır. Değerli basın mensupları, Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinden iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut bir sonuç çıkmamıştır. Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi hiçbir konuda anlaşamayan ama birbirinden de kopamayan iki ismin toplantısı görünümünde geçmiştir. İkili ilişkileri tıkayan ve milletimizin geleceğini ilgilendiren pek çok sorun halen ortada durmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki pozisyonu ve terör örgütünün Suriye'deki uzantısına bakış açısı değişmemiştir. FETÖ ile ilgili herhangi bir gelişme yoktur. F-35 ve S-400 meselesi ortadadır. Kongrede bekleyen Türkiye'nin çıkardığı çatışmaya karşı yasa hakkında bir gelişme kaydedilmemiştir. Halkbank davası halen Amerika Birleşik Devletleri yargısında Demokles'in kılıcı gibi beklemektedir. Suriye'deki tampon bölgenin sınırları ve Suriyeli sığınmacıların ne kadarının bu bölgelere yerleştirileceği, bunun finansmanın nasıl karşılanacağı hala karara bağlanmamıştır. Ama Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki petrol bölgeleri benim demektedir. Petrolü aldım diyor. Bu durumda Suriye'nin toprak bütünlüğü ne oluyor? Yine ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli sığınmacının ne olacağı konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı topu Avrupa Birliği'ne atmıştır. Anlaşılan tüm masraflar ülkemizdeki tüyü bitmedik yetimlerin sırtına bırakılacaktır. Türk-Amerikan ilişkileri 12 Kasım'da neredeyse 14 Kasım'da da aynı yerde durmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bu seyahat Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin düzeltilmesine değil, siyaseten sıkıntıda olan iki ismin ilişkilerinin muhafazasına dönüktür. Trump, Erdoğan'ın 13 Kasım'daki ziyaretini kendisine yönelik azil sürecini itibarsızlaştırmak için kullanmış, Erdoğan ise dostu Trump ile aile fotoğrafı vererek ilişkimiz devam ediyor mesajı göndermiştir. Böylece ziyaretten önce yaptığımız uyarıların haklılığı bir kez daha anlaşılmıştır. Erdoğan Trump ile fotoğraf vermiş, Trump ile olan ilişkisini kurtarmıştır. Bu fotoğraf çekiminin Türkiye'deki vergi mükelleflerine maliyeti ise son derece pahalı olmuştur. Saray sosyetesi uçan saraylara binmiş, lüks araçlar buradan ABD'ye taşınmış, sosyete mensupları lüks otellerde ağırlanmış, faturası da 82 milyonun sırtına bırakılmıştır.
Değerli basın mensupları, stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisi özel ilişkilerdir. İkili bölgesel ve küresel sorunlara ortak bir yaklaşım ve anlayış gerektirir. Ancak dün bir kez daha görülmüştür ki Trump, Erdoğan ile terör örgütünün Suriye'deki kolunun başını eşit seviyede tutmuştur. Trump, Erdoğan'ın serzenişlerini de dikkate almamış, mazlum Kobani Kod isimli teröristi ABD'ye davet konusunda geri adım atmamıştır. Salonda bu konuda soru soranları Türk devletinin görevlisi misin diye de azarlamıştır. Diğer taraftan basın toplantısının hemen ardından Beyaz Saray, S-400 konusu çözülmeden diğer meselelerin çözümünde ilerleme sağlanmaz açıklamasını apar topar yapmıştır. Bu açıklama Beyaz Saray'ın Erdoğan iktidarını pimpon topu gibi Kremlin Sarayı'nın sahasına savurduğunu göstermektedir. Erdoğan'ın bir müddet sonra bir de Soçi veya Moskova ziyareti yapacağı şimdiden anlaşılmaktadır. Putin ikna edilmeden bu soruna çözüm bulmak zor görünmektedir. Milletimizin S-400'ler için ödenen 2,5 milyar dolarının akıbeti ne olacaktır? Nisan 2020'de aktive edilecekleri bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan tarafından açıklanan S-400'ler aktive edilecek midir, edilmeyecek midir? AK Parti Genel Başkanı Erdoğan verdiği sözü tutacak mıdır, tutmayacak mıdır? Bunları önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Milletin vergileri bir defa daha dış politikada yapılan hataların telafisi için harcanmamalıdır. Ülke ekonomisinin durumu ortadadır. Değerli basın mensupları, bu ziyaret başka bir takım skandalları da göz önüne sermiştir. Trump'ın Türkiye'de tutuklu bulunan ve sonra serbest bırakılan Serkan Gölge için Erdoğan'a teşekkür etmesi aslında Türkiye'de bu kuvvetler ayrılığı meselesinin ne kadar perişan bir durumda olduğunu açık seçik dünyaya bir kez daha göstermiştir. Erdoğan basın toplantısında Amerika Birleşik Devletleri'ne teröristleri iade ettiklerini, aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden de beklediklerini ifade etmiştir. Şimdi ben buradan soruyorum, bu teröristler kimdir? Türkiye hangi teröristleri Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etmiştir? Eğer terörist dedikleri Rahip Brunson ve Trump'ın konuşmasında iade edilmesi nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ettiği NASA çalışanıysa, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde terörist gibi karşılanmamıştır. Aksine Rahip Brunson bugün Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla Oval Ofis'te Erdoğan'ın misafir edildiği Oval Ofis'te ağırlanmış, yetmemiş seçim öncesinde Trump bir de kendisini rahibe takdis ettirmiştir. Türkiye'deki yargı bağımsızlığının perişan hali aslında bir kere daha burada gözler önüne serilmektedir. Trump nedense Amerika Birleşik Devletleri yargısında bekleyen Halk Bankası davası için kameralar önünde tek kelime dahi etmemiştir, edememiştir. Herhalde Trump bu konuda bir kelam etseydi Amerika Birleşik Devletleri'nde yargı bağımsızlığı olduğu kendisine açıkça ifade edilirdi. Bu arada Erdoğan ile Trump arasında 1 saat 15 dakikalık bir baş başa görüşme yapılmıştır. Bu görüşmeye Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir görevli katılmış mıdır? Bu görüşmede resmi zabıt tutulmuş mudur? Yoksa tutulmamış mıdır? Bu görüşmenin ayrıntıları Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın arşivlerine girmiş midir? Yoksa resmi arşivlerden gizlenmiş midir? Değerli basın mensupları, dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz. Dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir ve daha sonra gelecek iktidarlar nerede ne olduğunu, ne vaatler verildiğini, ne alınıp ne verildiğini açıkça görmelidir. Şimdi
Tekrar bu soruyu tekrarlıyoruz. Zabıt tutuldu mu? Bunun cevabını da Beyaz Saray'da ayakta kalan, maalesef ayakta kalan, kendisine bir sandalye dahi bile verilmeyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bekliyoruz. Sanatörler oturuyor, bizim Dışişleri Bakanı ayakta. Bu uluslararası görüşme değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın karşısına Amerika Birleşik Devletleri senatörlerinin çıkarılması ve burada basına açık bir hesap sorma görüntüsü verilmesi de ayrıca dikkatimizi çekmiştir, bizlere üzmüştür. Olan bitenler Türkiye'ye ve tüm dünyaya şunu göstermiştir. Trump S-400'lerin çözüm meselesi Beyaz Saray değil, Amerikan Kongresi'dir demiştir. Dolayısıyla S-400 meselesini Kongre ile anlaşarak çözmek gerekmektedir işaretini vermiş ve bunun bir ulusal mesele olduğunu söylemiştir. Yani burada dış politikayı iç politikaya malzeme edememiştir. Ve adres gösterdiği yerde Kongre'dir, yani parlamentodur. Bu ziyarette bir başka önemli husus daha vardır. Havuz medyası ve iliştirilmiş gazetecilik Amerika Birleşik Devletleri'nde de ifşa olmuştur. Trump Türk heyetine dönmüş, dostane muhabirler soru sorsun demiştir. Basın toplantısını izleyen bir senatör de dost olmayan mı kaldı Türkiye'de, dost olmayan basın mı kaldı demiştir. Bu tabi ülkemizdeki basının içler acısı halini ortaya koymaktadır. Özetlersek bu ziyaret sonunda vatandaşlarımızın geleceğine dair ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren hiçbir sorun çözülmemiştir. Hepsi ortada durmaktadır. Ama saray sosyetesi çok mutludur. Şimdi soruyoruz, bu mutluluğun sebebi nedir? Bu mutluluk bize şunu gösteriyor. Oraya giderken demek ki sarayın gündemi milletimizin gündeminden farklıymış. Ne alınmıştır Amerika Birleşik Devletleri'nden veya dostları Trump'tan ki saray bu kadar sevinmiştir? Bunu Beyaz Saray'da açıklamamışlardır. Ama biz bunun heyet ülkeye döner dönmez açıklanmasını bekliyoruz. Evet, şimdi sorularınız varsa alayım arkadaşlar. Fırat Fox TV. Efendim, mektuba siz de değindiniz. Cumhurbaşkanı takdim ettim dedi. Bir de aynı zamanda ABD ile yapılan bir mutabakat vardı. Rasulayn ve Tel Abyad'dan teröristlerin 120 saate çekilmediğini daha önce Cumhurbaşkanı açıklamıştı ama dünkü görüşmede ne Cumhurbaşkanı tarafından ne de ABD Başkanı tarafından bu cümleler, bu kısım gündeme gelmedi. Sizce Türkiye açısından zirve beklentiyi karşıladı mı? Bir de Serkan Gölge olayı var. Trump teşekkür etmişti. Yakın zamanda da ABD'ye gelecek dedi ama kendisinin, yani Serkan Gölge'nin şu anda Türkiye'de bir ev hapsi durumu var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi ben bürokrasiden geliyorum. Dolayısıyla bürokratik teamülleri bilirim. Bürokraside takdim bir dosyanın, bir incelemenin, bir araştırmanın, bir mektubun bir üst makama sunulması anlamına gelir. Dolayısıyla burada bu takdim kelimesinin kullanılması aslında Amerika Birleşik Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın Trump'ı kendinden yukarıda bir yerde gördüğü izlenimi vermektedir. Bu son derece yanlış olmuştur. Aslında bu işin başı yanlıştır. Düğme baştan yanlış iliklenmiştir. Yapılması gereken şey, o mektuplar geldiğinde derhal onları iadeli taahhütlü başka bir zarfın içine koyup geri göndermektir.
mektupları yanınızda tutarsanız, onları yanınıza alıp iade edeceğiz derseniz, işte ortaya böyle insanın, milletimizin içini acıtan manzaralar çıkar. Tel Abyad ve Resulayn'da beklediğimiz olmadı, bu bölgelerden YPG çıkmadı diye en son daha en son geziden dönerken, bundan iki gün önce uçakta Sayın Erdoğan açıklamalar yapmıştı. Ama oraya gidildi. Trump her şey çok iyi, sınırda her şey mükemmel. Kürtler de bu işten çok memnun, bu açıklamaları yaptı. Bizim taraftan çıt çıkmadı. Dolayısıyla bunlar da gerçekten sıkıntı yaratan manzaralar oldu. En son bir de bu ne sordunuz? Bir şey daha sor. Serkan, evet. Serkan, gölgenin ev hapsine ilişkin sorunuz var. Yakın zamanda gelecek dedi. Zaten gelecek dedim mi geliyor. Gönder dedim. Gönderdi diyor. Trump'ın bundan önce tweetleri var değil mi? Brunson'la ilgili. Demek ki orada gönder dedi. O da yakın zamanda gelecekmiş. Önceden peşin peşin teşekkür etti. Evet. Tabii bu arada Serkan Gölge'yi ile ilgili ev hapsi kararını veren mahkemeymiş, yargıymış, bunların hiçbir önemi yok. Türkiye'de bağımsız yargı yok. Erdoğan talimatı veriyor, yargı da gereğini yapıyor. Efendim, Merve Toprak, Kanal D. İki liderin görüşmesinin dışında bir de heyetler arası görüşme yapıldı. Bürokratların ve kabine üyelerinin dışında masada AK Parti'den Mahir Ünal'ı, MHP'den de İsmail Faruk Aksu'yu gördük. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Partilerden böyle bir katılım varsa CHP'ye de çağrı geldi mi? Teşekkürler. Şimdi onlar koalisyon ortakları, öyle anlaşılıyor. Başka diğer partileri çağırma ihtiyacını duymamışlar ama benim görebildiğim kadarıyla MHP Genel Başkan Yardımcısının masada Trump'ın tam da karşısında oturuyor olması Türkiye'de herkesin ilgisini çekti. Yani resmi müzakerelerde de karşısında oturuyordu. Acaba müzakereleri izlemek üzere özel mi oraya gönderildi? İzlemek ve koalisyon ortağına bilgi vermek üzere. Başka soru yok herhalde arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.